Bilgisayarları minicik parçaları olan karmaşık ve yüksek teknoloji ürünü makineler olarak bilsek de şu an ekranda gördüğünüz gibi kocaman tahta ve mekanik de olabilirler. Çok farklı görünseler de hepsinin aslında son derece basit bir ortak parçası var. Bir anahtar. Anahtarlar size çok ilginç gelmeyebilir. Yani ya açıktırlar ya da kapalı. Ama onları belirli bir şekilde düzenleyebilirsek matematik ya da mantık işlemleri yapmalarını sağlayabiliriz. Örneğin buradaki anahtarların ikisi de açıksa bu devre lambayı yakıyor. Bu devredeki lambanın yanması içinse anahtarların ikisinin ya da birinin açık olması yeterli. Ve anahtar sayısı arttıkça daha karmaşık matematik ve mantık işlemleri yapabiliriz. Bilgisayarlar dikkatlice düzenlenmiş anahtarlardan meydana gelirler. Bir elektrik anahtarının mekanik bir girdisi ve elektriksel bir çıktısı vardır. Girdi ve çıktı tipleri farklı olduğundan birinin çıktısıyla bir diğerinin girdisi arasında bir bağlantı kuramayız. Daha karmaşık devreler yapabilmek için girdi ve çıktı tipleri aynı olan anahtarlarımız olmalı ki onları birbirine bağlayabilelim. Burada gördüğünüz DigiComp'un mekanik girdi ve çıktısı olan anahtarları var ve aynen elektrik anahtarları gibi bu anahtarın da iki durumu var. Açık ve kapalı. Sağ, sol ya da 0 ve 1. Bu bilgisayarların en güzel yanı ise programlamak için kod yazmak yerine buradaki anahtarların fiziksel pozisyonlarını değiştirebiliyor olmanız. Şimdi üzerinde say yazan anahtarı açarak bilgisayarın burada kaç tane top olduğunu saymasını sağlayacağım. Toplamı buradaki sayılar verecek. Saymaya başlamadan önce toplamın sıfır olduğundan emin olmanız lazım. Bu kolu indirdiğimizde ise sayma işlemi başlayacak. Bilgisayarın çözdüğü matematik problemi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0+1'di. Top buradan geçince birinci anahtar 0'dan 1'e geçiyor. Buna bağlı olarak toplamı da 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ya da kısaca 1 olarak görüyoruz. Sırada ikinci top var. Bana bu sefer ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Toplamı yeniden 1'e getireyim. Bu seferki problem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 artı 1'di. DigiComp birinci anahtara 1 ekledi. Ama bu anahtar dolu olduğu için 1'i ikinci anahtara taşıdı ve toplam şöyle oldu. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 oldu. Bu ikili sistemde 2'ye karşılık gelir. Üçüncü topu da sayalım mı? Üçüncü toptan sonra toplam ikili sistemde 3'e karşılık gelen 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1'den meydana geliyor. DigiComp saymanın yanı sıra toplama, çıkarma, çarpma ve bölme de yapabiliyor. Anahtarların sayısı, sayının ne kadar büyük olabileceğini belirliyor. Bu DigiComp'un 31 tane anahtarı var ve 127'ye kadar sayabiliyor. Modern bilgisayarların ise milyonlarca anahtarı olduğunu unutmayın. Buna benzeyen çip plakalardan yapılıyorlar ve buradaki her bir kare bir çipi temsil ediyor. Transistör adı verilen yarı iletken anahtarlar içeriyorlar ve bu da hareketli parçalarının olmadığı anlamına geliyor. Bu sayede benim gibi mühendislere de onların daha küçük, daha etkin ve daha az enerji tüketen cihazlar olmalarını sağlamak kalıyor. DigiComp'tan milyonlarca kere hızlı olmalarını sağlayabiliriz. Evet, modern elektronik aletleri bu yarı iletken anahtarlar sayesinde icat edebildik.